Bir oyunun açılış kısmı önemlidir. Tamam, oyunun genel kalitesini belirleyen şey açılışı değildir ama bir oyunla ilgili beklentimizi arttıran, gazı veren ya da tam tersi bir etki bırakan en önemli yerlerden biridir açılış. Mesela Assassin's Creed 2'nin şu efsane açılışı, bunu kim unutur yani? Yerlere tırmanıyoruz, sonra kardeşimizle her şeyden habersiz bir konuşma yapıyoruz, ardından müzik yükseliyor falan, böyle logo geliyor, yani insanın tüylerini diken diken eden bir sahne. And may it never change us. Eğer dramatik anlamda Last of Us'ın enfes açılışı insanın boğazına böyle bir yumruk atar. Oynayacağınız oyunla ilgili beklentinizi sarsar. Dersiniz ki oğlum bu dramatiklik ne lan? Beni nasıl bir oyun bekliyor arkadaş dersin. Bazı oyunlar vardır. Mesela onlar daha böyle gümbür gümbür gaz açılışları tercih eder. God of War 3'ün açılışı gibi. Olimpos'un tüm tanrılarını tek bir karede görmeye Kratos olarak öfkemizi yükseltir, tavana çıkartır, gazı verdikçe verir. Oyunla ilgili ne beklemen gerektiğini sinyalini buradan alırsın. Your son has returned. I bring the destruction of Olympus! Fakat bazı yapımlar vardır daha böyle yavaştan girer, daha dramatik bir açılışla girer, karakterleri hissettirir, ortamın ağırlığını hissettirir, sizi oradaki karakterlerin gerçekliğine alıştırır. Red Dead Redemption 2 de misal bu tarz bir açılışa sahipti. Yavaş yavaş açılan oyunlar arasından benim favorim diyebilirim kendisine. Muhteşem bir western hikayesini böyle kapısını araladığımı düşündürten bir açılışa sahipti. Bioshock 1 vardır, öyle bir açılış yapar ki yani böyle uçak düşer, kendinizi bir denizde bulursunuz, ardından hiçliğin ortasında gizemli bir deniz feneri görürsünüz. Deniz fenerinin içine girer, oradaki asansöre binersiniz ve gizli sualtı şehrini ilk kez görürsünüz. O şehri görmek insanın tüylerini diken diken eder. Ve oyuncuya mesajı verir. Yepyeni bir distopik dünyanın eşiğindesin der. Antarktika öte yandan hızlı bir açılışa sahiptir. Aksiyonun göbeğine pat diye bırakır oyuncuyu. Batman Arkham Asylum ise görüp görebileceğimiz en cool açılış kısımlarından birine sahiptir. Joker bağlı bir şekilde Arkham'a giderken ona eşlik edersiniz. Fakat bu esnada bir sinematik izlemezsiniz, karakteri bizzat kontrol edersiniz. İşte yapımcının verdiği bu karar, şu Batman oyunundaki bu açılışın ortaya çıkış fikri beni acayip meraklandıran bir şey. Baktığınız zaman çok basit bir durum gibi gözükebilir ama değil. Oyunların ara sahne kasarak kişi kestirip attığı noktalarda aktif bir oynanış vermek yapımcıların yaptığı işi ciddiye aldığını gösteriyor. Neden mesela burada biz Batman'i yönetiyoruz? Yapımcı burada bize Batman'i yönettirerek ne hissettirir? İstiyor. Aslında burada oyuncu olarak Batman'in kudretini hissediyoruz. Diğerlerinin bize olan saygısını fark ediyoruz. Aynı zamanda Joker'in her an kaçabilecek gibi rahat olmasının verdiği gerginliği hissediyoruz. Muhteşem bir şey lan, sanki Joker her an kaçabilir ve biz oyuncu olarak orada mücadele edebilecek tek şahısız. Yani tek bir sahneyle, tek bir açılış sekansıyla hem Joker'in manyaklığını ve o manyaklığın verdiği gerginliği hem de Batman'in kudretini hissettiren bir sahne yapmışlar. İşte daha açılıştan oyuncuyu kavramak böyle bir şey. İşte benim merak ettiğim konu da bu açılış kısımlarını yaparlarken ki fikirlerin nasıl çıktı. Aslında her aşamayı merak ediyorum ama bu açılış kısmını ayrı bir merak ediyorum. Yapımcılar bu tarz sahnelere karar verirken neleri tartışıyorlar, neleri konuşuyorlar falan, bunlar bence ciddi bir yani süreç. Çünkü oyuncunun oyunla görüşeceği ilk kısım ya, çok kritik bir yer yani. Ve bugün bir oyun özelinde bu merakımı giderme şansı buldum. Karşımızda Ghost of Tsushima. PlayStation özel oyunlarından biri fakat önümüzdeki yıllarda PC'ye gelmesini de beklediğimiz bir yapı. Şu videoda oyunun full sürümünü konuşmuştuk. Çıkalı oldu sonuçta oyun. Biz de tartıştık, ettik falan filan konuştuk. Açıkçası oyunumuz açılış kısmı anlamında oldukça sağlam bir deneyim veriyor. Fakat bu öyle bir anda ortaya çıkan bir şey değil. Bunun da bir hikayesi var. Zaten ben de bu videoda bu kısa ama ilginç gelen hikayeyi sizlerle paylaşmak istiyorum. Hazırsanız girişelim. Hikayeye girişmeden hemen önce videomuzun destekçisi MSI'nin monitörüne de bir bakalım. Tasarım olarak daha önce MSI monitörlerinden aşina olacağınız üzere şık bir tasarım var monitörümüzün. Sırt tarafı RGB ışıklara sahip. Bu ışıkları böyle coşturabiliyorsunuz isterseniz. Bunlarla beraber monitörümüzün 165 Hz ekran yenilemesi var. 1 milisaniye tepkime süresi var. Aynı zamanda Quantum Dot Rapid IPS paneli sayesinde Tom's Hardware gibi bir yerden en iyi renk sunan oyuncu monitörü ödülü de kazanmış bir alet bu. PC tarafında kullanacakların yanında konsol oyuncuları için de bir güzelliği var aslında bu monitörün. O yüzden zaten ekranda şu anda bir PlayStation oyunu görüyorsunuz. Nedir bu güzellik? Normalde 2K monitörlerin birçoğu konsoldan Full HD sinyal alır. Yani sizin 2K monitörünüz ve bir PlayStation 5'iniz varsa aslında ekranda göreceğiniz şey 2K değil, Full HD görüntünün 2K'ya büyütülmüş hali oluyor. Doğal olarak da bunun sonucunda konsoldan görüntü olarak tam bir andım aralamıyorsunuz. Fakat MSI'nin bu listede görmüş olduğunuz monitörleri konsol modu özelliği sayesinde bu olayı aşıyor. Çünkü konsoldan 1080p görüntü alıp onu 2K ekrana yansıtmak yerine konsoldan görüntüyü 4K alıyor, o 4K görüntüyü de 2K ekrana sıkıştırıyor. Bu sayede PlayStation 5'ten elde ettiğiniz görüntü çok daha keskin bir hale geliyor. Bir monitörü hem PC'de konsol derdini çözmek isteyenlerin dikkatine sunmuş olalım. Şu anda ay sonuna kadar devam eden bir kampanya da var, meraklıları açıklama kısmından gidip detaylara göz atabilir. Kalitenin bir numaralı adresine hoş geldiniz. Bir oyunun açılışı nasıl ortaya çıkar?
Geçtiğimiz günlerde bir tane video gördüm. Ghost of Tsushima'nın yapımcıları oyunun açılış sahnesini konuşuyorlardı. Ne yaptık, ne ettik diye. Şu açılış sahnesi. Aslında oldukça kuvvetli ve sağlam bir açılış sahnesi burası. Yani herhalde oyunu oynayan büyük çoğunluk farkında olarak ya da olmayarak bu kısa andan bir şekilde etkilenmiştir. Buranın benim için etkileyici olmasının sebebi ise oyunun o giriş kısmında yaşadığımız çizgisel deneyiminin, hikaye girişinin falan ardından o müthiş geniş açık dünyaya adım attığımızı hissettiren en önemli yer olması. Oyunun en başında bir savaş atmosferiyle başlıyoruz ki çok sağlam bir atmosfer böyle. Kalabalıklar arasındasın, koşa koşa gidiyorsun, savaşıyorsun falan. Sonra bir esir düşüyorsun, en sonunda kaçıyorsun ve tada buraya geliyorsun. Burası da sana artık oyunun başladığını söylüyor. Hani hoş geldiniz dercesine bir an burası yani. Firmanın adı yazıyorsunlar diyor, oyunun logosu çıkıyor ve sen bir at üzerinde yeşillikler arasında dört nala gidiyorsun. İşte bu göz alıcı açılış sahnesi aslında bu şekilde tasarlanmamış. Aslında karakter böyle burada geniş alanda koşmaktansa yakınlarda bir göreve gidip orada birkaç şey yapacakmış. Peki ne olmuş da olay bir anda böyle bir şeye dönüşmüş? Olayımız oyunun geliştirme sürecinin sonlarına dayanıyor aslında. Oyunu yapan ekip belli bir noktaya geldikten sonra oyunu göstermek için PlayStation yetkilisi Scott'ı ofise davet ediyor. Bu tarz PlayStation özel oyunlarında, Ghost of Tsushima'da PlayStation özel oyunu ya, hani oyunu yapan ekip her zaman bir PlayStation yetkilisine göstermek zorundadır. O PlayStation yetkilisinin bir onayından geçmesi gerekir. Oyunun belli aşamalarında bunu yaparlar yani. Hatta God of War'un başındaki kişi vardı mesela, Cory Barlog. Kendisi oyunu ilk kez denettirdiğinde PlayStation yetkilisinin oyunu hiç beğenmediğini söylemişti yani. Deneyen şu oyuna bayağı burun kıvırmış, ha bu mu falan diye. Tabi bu durumda oyunu geliştirenleri oldukça germiş. Ghost of Tsushima için de bir PlayStation yetkilisinin gelip oyunu deniyor olması geliştirici ekip için kritik. Neyse, dediğim gibi PlayStation yetkilisi Scott geliyor, şöyle bir bakıyor oyuna. Firmanın yaptığı sürümü deniyor ve diyor ki bir şey eksik. Yapımcılar da nasıl yani diyor. Scott da bunun üzerine E3'teki o havayı hissedemiyorum diyor. O ne demek lan? Bu yorumu anlamak için Ghost of Tsushima'nın ilk gösterildiği ana, E3 2018 fuarına bir bakalım. Ben de dahil pek çok oyuncunun aklının başında olan bir video ile kendini göstermişti oyun. 2018'in yaz ayı bu oyunu ilk gördüğümüz andı. Bu videoda ana karakter yavaş yavaş haritada yürümeye başlıyor. Tabii biz izleyici olarak karakterin yürüdüğü haritanın genişliğinden falan bir haberiz. Sonrasında karakter bir tepeye çıkıyor ve manzaraya gel be. Ne hissediyoruz biz oyuncu olarak burada? Keşfedilecek bir toprak, koca bir harita var değil mi? Bunları keşfetmenin vereceği heyecanı hissediyoruz. Video bize bunu hissettiriyor. Ardından ana karakter atını çağırıyor, atının üzerine atlıyor ve gördüğümüz geniş alanlarda atını sürmeye başlıyor. İşte bu anı görünce demiştim ki vay anasını lan. Oğlum bu nasıl bir atmosfer, bu nasıl bir oyunun içine çekme. Bu sahne iflahımı kesmişti gerçekten. Şimdi gelelim Scott'ın oyunu oynadığı ve yorumladığı o ana. Yani günümüze daha yakın bir zamana. Kendisi oyunun test versiyonunda bu hissi alamadığını söylüyor. E3'te gördüğü şeye bayıldığını fakat bayıldığı şeyin şu anda oynadığı oyunda olmadığını belirtiyor. Bir şey eksik yani, o hissi oynarken alamıyor adam. Yapımcılar da bu yorumu duyar duymaz diyorlar ki tamam, biz o işi bir şekilde çözeceğiz. Ne demek istediğini anladık. Scott o genişliğe geldiğini, o Ghost of Tsushima'nın o geniş atmosferine çıktım, vay be buralar ne böyle dedir, o anı oyunda bulamayınca yapımcıların da aslında aklına bu formülü çözebilecek bir şey gelmeye başlıyor. Çünkü onların da eksikliğini hissettikleri bir başka konu var. O da oyuncunun açık dünyayla buluşma anını ayarlamak. Şimdi dedim ya size oyunun başlangıcı çizgisel ve hikayelikli gidiyor diye. Oyunun başına oturdun, başladın, start tuşuna bastın. Öyle videoları falan seyreden bir insan değilsin. Bilmiyorsun yani, ilk defa oturuyorsun, oynuyorsun. Savaş var, aksiyon var ama çizgisel bir akış var. Şimdi bir oyuncu olarak ne düşünürsün? Galiba bu oyun çizgisel ve hikayeli gibi düşünürsün değil mi? Ama aslında bu oyun bir açık dünya. Yapımcıların bir noktada oyuncuya bunu hissettirmesi gerek. Öyle bir an ayarlamaları lazım ki oyuncular bu açık dünyayla tanışsınlar ve desinler ki açık dünyadaymışız lan biz, oha. Scott'ın yaptığı yorumlar bu eksikliği işaret edince, yapımcılar da bu eksikliği göz önüne alınca oyunun başlangıç kısmını biraz değiştirmeye karar veriyorlar. Normalde oyunun başında olacak olan bir görevi oyunun daha sonraki bir kısmına atıp oyuncunun daha geniş bir at sürme anı olsun istiyorlar. Tıpkı E3'teki o sahne gibi burada da geniş geniş at sürsünler diye bir karar veriyorlar. Ancak yine de bu sahne oyunun böyle logosunun geleceği, oyuncuya merhaba denilecek an olarak tasarlanmıyor aslında. Normalde planladıkları şey oyuncuya merhaba diyecekleri sahneyi bir intro olarak yapmak. Hatta The Crown'dan esinlenmişler bu introyu da böyle. Orada kılıç dövülen sahnelerin olacağı bir intro planları var. Orijinal fikir bu. Fakat oyunun arkasındaki baş isim böyle bu sahnede at gezdirirken, oynarken, bir şeyler düşünürken falan buraya konulacak bir logonun çok daha sade ve etkileyici olacağını düşünüyor. Hemen böyle bir montaj yapıyor, ufak bir sahne hazırlıyor. Bu sahneyi kendi ekibine gösteriyor ve tada, herkesin beğenisini kazanıyor. Ondan sonra da bu kısım şu anda gördüğümüz bu final sahnesine evriliyor. Bro, the music is so good!
Açıkçası son yıllarda gördüğüm en sade ama aynı zamanda en hoş açılış kısımlarından biriydi burası. Ve bu sahnenin böyle oluşmasına katkı sağlayanı da tamamen E3 videosundan etkilenen Scott'ın olması işi ayrı bir ilginç yapıyor. Çünkü bir düşünün abi, oyun yapımcısınız yani. Oyununuzun A'dan Z'ye her şeyini biliyorsunuz. Sonuçta yapımcı dediğin bilir abi oyunun her şeyini yani. Kendi oyunlarına ne vaat ettiğini bilirler, ne sunacağını bilirler, yani her şeyini bilirler. Bu yüzden de bir şeyi iyi tartamazlar. Oyunun hissettirdiklerini. O kadar oyunun içinde olduğun zaman oyunun oyuncuya neler hissettireceğini tartmak yapımcı için çok zorlaşmaya başlar. Zaten bu yüzden test aşamaları dediğimiz şeyler var. Testerler var, dışarıdan gelen işte gruplar var. Yani bu test aşaması yapımcı için çok kritik bir süreçtir. Oh, this is beautiful. Bu tarz konularda aldıkları geri dönüşleri böyle doğru uygulaması yapımcı için pozitif bir şey tabii. Ama bazen komik de bir şey oluyor mesela. Sizin kafanızda bir oyun yapımcısı olarak net bir şey var. Fakat ekibiniz buna itiraz ediyor. Yani tersi durumlar da olabiliyor bazen. Her yapılan geri dönüş de süper olacak diye bir şey yok. Videonun başlarına bir yerde God of War örneği verdik ya yani. Mesela oradan da bir örnekle gidelim. Bana komik geliyor çünkü. God of War'daki meşhur balta fırlatma mekaniğini biliyorsunuzdur. Baltayı siz oyuncu olarak fırlatıyorsunuz. Fırlattıktan sonra da üçgen tuşuna geri basıp çağırıyorsunuz. Baktığınız zaman çok basit bir şey ama oyun dünyası çok örneğini gördüğümüz bir mekanik değil bu. Normalde bu tarz şeyler kendi kendilerine giderler, bumerang gibi kendi kendilerine gelirler. Zaten oyunun başındaki kişi bu fikri öne sunduğunda, yani bak balta kendi kendine gelmesin, biz çağıralım balta dediğimizde, yapımcı ekipten ciddi sayıda insan bu fikre itiraz ediyor. İtiraz edilen şey baltayı geri çağırmak için tuşa basılması olayı işte yani. Onlara göre oyuncular bu özelliği sevmeyecek. Balta otomatik olarak oyuncuya geri dönse oyuncular daha mutlu olur. Fakat bu adam ısrar ediyor. Diyor ki ya bak bu kısım böyle olacak kardeşim. Ve bu ısrarın sonucunu da alıyor yani. Bazen bir şeyi herkesin söylüyor olması sizin yanlış yaptığınızı da göstermiyor işte. Bu da herhalde böyle vizyonla alakalı bir şey olsa gerek. Çünkü bu baltayı bizim çağırıyor olmamız oyundaki kontrol hissini ve özgünlüğünü çok arttırmış. Bu filmlerde gördüğümüz Thor karakteri nasıl kendi Mjölnir'ini, kendi çekicini böyle çağırıyorsa, kendi inisiyatifiyle çağırıyorsa, biz de Kratos olarak oyunda kendi baltamızı kendi inisiyatifimizle çağırıyorduk. Her noktada, her koşulda otomatik olarak dönüyor olsaydı kesinlikle aynı etkiyi yapmazdı. Bu bahsettiğim örneğin oyun açılışlarıyla bir ilgisi yok ama hani genel olarak feedback almak, o geri dönüş üzerine bir şeyler yapmak falan üzerine düşününce bu örneği de vermek istedim. İki Island. Ghost of Tsushima'dan yürüdük, örneklendirdik çünkü kendisi bu aralar yine gündemde. Oyunun PlayStation 5 versiyonu için Director's Cut Edition'ı çıktı. Orijinal oyun var içerisinde. PlayStation 5'i uyarlamışlar işte. Yani güzel gözüküyor. Görsel olarak hala da dönemimizin en iyi gözüken oyunlarından. Ama ben burada tekrar inceleme işlerine girmeyeceğim çünkü bu video var yani. Oyunla ilgili full fikirlerimi orada duyabilirsiniz. Fakat bu Director's Cut'ın bir önemli noktası var çünkü oyuna yeni bir DLC de ekledi bu. İki adasında geçen, o evet adanın adı İki. İki adasında geçen yeni bir kısım geldi oyuna. Bu sefer hem yeni bir hikayemiz var, hem yeni bir adamız var, hem de yeni yan görevlerimiz ve yapılacak aktivitelerimiz falan var. Bunların üstüne iki kelam edebilirim çünkü bunlar yeni ve ek içerikler. Öncelikle şu bilgiyi vereyim, bu iki adası macerasına gitmek için oyunun belli bir noktasına kadar gelmiş olmanız gerekiyor. Neyse ki benim save'im vardı, oyuna baştan başlamam gerekmedi çünkü başlamazdım. Fakat şöyle de bir sıkıntı var, oyuna böyle pat diye ortadan girince aptal oldum yemin ediyorum yani. Unutmuş mu oyunu abi yani? Hiçbir şey hatırlayamıyorum ki, kim kime nasıl vuruyordu falan hiç kafamda kalmamış bir şey. Bu adamı hangi teknikle vuruyordu, bunlar hep uçmuş gitmiş aklımdan yani. İşte bu tarz DLC'lerin de böyle bir handikap oluyor ya. Sonradan girince bir patates oluyorsun. Altında full gelişmiş karakter var ama ne yapıyor ne ediyor hiç hatırlamıyorsun yani. 3 saate yakın süren bir hatırlama ve cebelleşme sürecimin ardından oyunu idrak ettim fakat o sırada da oyun bitti. Evet, iki adası yepyeni bir harita veriyor, yepyeni bir macera veriyor, yepyeni hikaye, eyvallah, hatta hikaye bazında oyunun süresi çok kısa. İşin pozitif sayılacak tarafı şu, isterseniz adada keşfedebileceğiniz pek çok şey var. Hani mini oyunlar var, kafes dövüşü falan var böyle. Onun dışında ama hikaye dair büyük beklentiniz varsa olmasın, böyle minik bir hikaye, biraz iç çatışma anlatıyor. Çok böyle bir şey vaat etmiyor, çok uzun da sürmüyor. Ama oynamak isteyenler için adam dövmeye bahane sunuyor. Adam dövme dedim, uyuz olduğum bir şeyden bahsedeyim. Bir düşman tip eklemişler oyuna, şaman diye. Bu şamanlar support sınıfı gibi abi. Böyle dua okuyorlar abi ve savaş alanındaki herkese ekstra agresif hale getiriyorlar. Şaman dua okuyunca düşmanlarınız o kadar agresifleşiyor ki nefes aldırmayacak hale geliyorlar ya. Arka arkaya pat pat diye vuruyorlar, damage almıyorlar falan böyle. Bir duayla hemen hepsi böyle bir Allah Allah diye yürüyor. Öyle olunca da savaş alanında yaptığımız ilk iş şaman kovalamak oluyor. Sen mi okuyorsun lan duayı? Gel buraya insafsız diyorsun. Oğlum dua okuyan adam kestik ama dua anlamı o dua değil yani. Hani şamanlı mamanlı bir şey. Günah sayılmaz o yüzden bizim yaptığımız şey. Normalde bu şaman düşmanları belli başlı noktalarda çıksa oyunun temposunu değiştiren güzel düşmanlar olabilirler. Fakat bu iki adasında abi her savaş alanında bu şamanlar var ya. Öyle olunca da tüm savaşlarda şöyle bir başlangıç oluyor. Nerede bu Deus? Giriyorsun 3-5 düşman görüyorsun, hemen şaman kovalamaya başlıyorsun. Gel lan buraya diye. Her şeyi herkesi bırakıp şamanı kovalıyorsun abi. Bu da biraz işin heyecanını öldürüyor. Sıkıcı bir tekrara bağlıyor.
Hani normalde savaşa girerken plan yaparsın, şuna gireyim, buna dalayım falan dersin veya böyle hani ya gelişi güzel bırakırsın, kim saldırıyorsa sana önce onu indirirsin falan. Ama şaman olduğu zaman hep şaman, net. Dövüşmeye bırak şamanı, kovala. Onda bir tilt oldum. Onun dışında Ghost of Tsushima Director's Cut işte yani güzel atmosferli bir oyun biliyorsunuz yani. Hani benim böyle çok param var, rahatım, oyun alacağım diyorsanız bakın. Zaten artık yeni oyunlarla alakalı böyle çok herkese tavsiye edecek bir konumumuz yok yani, oyunlar pahalı. Cebinde parası olan insanın alabileceği bir eğlence aracına dönüştü maalesef. Sadece iki adasını merak ediyorum, bunun için almama gerek var mı derseniz bence yok. Yani aşırı seviyorsan al da hani özel bir ekstra nefis bir hikaye falan yok. İnsan istiyor ki şöyle Witcher'ın Blood and Wine'i gibi, işte hatta Blood and Wine hadi neyse yani. En azından Hearts of Stone gibi bir şeyler falan olsun ama yakın zamanda oynadığım hiçbir DLC o kadar etkilemedi beni hikaye anlamında. Son olarak şunu da söyleyeyim, RDR2'nin açılışında ölümüne savunuyorum. Bazı arkadaşlarımız beğenmemiş, bu ne biçim açılış, çok yavaş çok yavan diyorlar. Bence mis gibi, kitap okur gibi ince ince açılıyor işte güzelim oyun. Ölümüne savunacağım seni RDR2. Son olarak monitörümüzün linkini de açıklama kısmına bıraktığımı hatırlatayım tekrardan. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere, hoşçakalın.